Arkadaşlar evet, yeni bir örnekle karşı karşıyayız. Bu örneğimizde biz dengesiz bir problem verdik. Bu dengesiz problemde toplam arz toplam talepten büyük. Dikkat ederseniz toplam arzımız ne kadar? Toplam arzımız arkadaşlar 1011 adet. Toplam talebimiz ise ne kadar? 950 adet. Ve bunların arasında 61 adetlik veya birimlik bir fark var. Doğal olarak bir arz fazlası var. 61 adet bir arz fazlamız var. Bu arz fazlasını yok etmek için bir ne yapacağım? Bir kukla talep merkezi oluşturacağım. Evet, bir kukla talep merkezi oluşturacağım. Hemen onu da bir sonraki tablomuzda göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bir tane T5 diye isimlendirdiğim bir kukla talep merkezini ekledim sütun olarak ve onun da talep ettiği miktarı 61 olarak ifade ettim. Neden 61 olduğunu tekrar söyleyelim. Çünkü bizim toplam talebimizle toplam arzımız arasında 61 adetlik bir fark var. Bu 61 adet arz fazlasını tüketecek şekilde bir kukla tüketim merkezi oluşturuyoruz. Tüketim merkezimizin birim taşıma maliyetlerini sıfır olarak belirliyoruz. Size soruda depolama maliyetleri, fabrikaların depolama maliyetleri verilirse buradaki sıfır yazan maliyetler yerine bu depolama maliyetlerini kullanmanız gerekecek. Onu belirtelim. Şu anda biz depolama maliyetimizin olmadığını varsayıyoruz. Böyle bir kukla merkez olmadığı için taşıma maliyetlerimiz tabii ki bir taşıma maliyetimiz sıfır olacaktır. VAM'da ne yapıyoruz? Vogas Approximation Method dediğimiz VAM'da ne yapıyoruz? Her bir satır ve sütun için ne oluşturacağız? Ceza puanları oluşturacağız. Peki bu satır ve sütunlar için ceza puanlarını nasıl oluşturuyoruz? Her satır ve sütundaki en küçük iki ulaştırma maliyetinin arasındaki farkı buluyoruz arkadaşlar. Birinci satır için hesaplayalım. Bakın birinci satırdaki en küçük iki tane taşıma maliyeti 11 ve 0. Bunların arasındaki fark ise neye eşit? 11'e eşit. İkinci satıra bakıyorum. En küçük iki tane taşıma maliyeti 10 ve 0. Aradaki fark neye eşit? 10'a eşit. Bunları yazıyorum sırasıyla. Üçüncü satırdaki en küçük iki tane taşıma maliyeti gene 10 ve 0 olduğu için bu satırın da ceza puanı 10'a eşit. Satırların ceza puanlarını yazdıktan sonra sıra sütunlara geliyor. Aynı işlemi burada gerçekleştireceğim. Birinci sütunda en düşük iki tane birim taşıma maliyeti 16 ve 11. Bunların arasındaki fark 5. Birinci sütunun ceza puanı 5. İkinci sütunun ceza puanı 18 ve 13 dediğimiz iki tane en düşük maliyetin arasındaki fark olacak ve bu da 5, 5 olacak. Yani ikinci sütunumuzun ceza puanı da 5 arkadaşlar. Üçüncü sütuna geldiğimizde en düşük iki tane maliyet 14 ve 13 olduğu için bunların arasındaki farka bakıyoruz. Bu da 1'e eşit. Üçüncü sütunun ceza puanı kaçmış? 1'miş. Dördüncü sütunun ceza puanı 10 ve 10 arasındaki fark olduğundan 0. Ve beşinci sütunun ceza puanı ise yine sıfırlar arasındaki fark olduğundan sıfıra eşit arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki aşamamız ne olacak? Bundan sonraki aşamamız ise bütün bu ceza puanlarının en büyüğünü bulmak olacak. Satırlar için yazıyorum. İlk önce 11, 10, 10. Sütunların ceza puanlarını yazıyorum. 5, 5, 1, 0 ve 0. Bunların en büyük olanı 11. Yani birinci satırdaki ceza puanımız en fazla. Bunun manası ne? Ben birinci satırda en
düşük maliyetli olan hücreye atama yapacağım. Pekala, bu hücremize yapılacak olan atamamız adı nedir? Bir numaralı fabrikadan 5 numaralı kukla merkezine göndereceğim ürün miktarı. Bunu nasıl belirliyordum? Bir numaralı fabrikanın arz ettiği ürün miktarı 250 birim. 5 numaralı kukla tüketim merkezinin talep ettiği ürün miktarı 61 birim. İkisinin arasındaki farkı alıyorum. Farkı diyorum. İkisinin en küçüğünü buluyorum. 61 ve ne yapıyorum? Bu hücreye 61 birim atama yapıyorum. Kukla merkezinin tüm talebini karşıladım. Artık bu kukla merkezine başka bir fabrikadan ne yapmayacağım? Atama yapmayacağım. Bir numaralı fabrikanın da 250 birimlik arzı vardı. 250 birimlik arzdan 61 birimini kukla talep merkezine gönderdiğim için ne oldu? 189 birimlik bir arzım kaldı arkadaşlar. 189 birimlik bir arzım kaldı. Şimdi ne yapacağım? Yeni bir tablo oluşturacağım ve bu tabloda yeniden neleri hesaplayacağım? Ceza maliyetlerini hesaplayacağım ama önce ne yapalım? Şu bir numaralı kukla merkezini pardon kukla merkeziyle işimizin bittiğini ifade etmek için onu şöyle güzelce bir kapatalım. Artık burayla işimiz kalmadı. Onu ifade etmek istediğimiz için. Şimdi yeni bir ne yapacağız? Tablo ekleyeceğiz. Yeni tablomuzu görüyorsunuz. Buraya yazdık. Ve yeniden tabii ki her bir satır ve sütun için ceza puanlarını bulacağız. Şimdi bir numaralı satır için en düşük iki tane maliyet arasındaki fark. Artık bakın en düşük iki maliyet 11 ve 13 olduğu için 13 ile 11 arasındaki farkı alıyorum. 2 ne yapıyorum? Onu bu satırın ceza puanı olarak yazıyorum. 2 numaralı satırdaki en düşük iki maliyet arasındaki fark 14 ile 10 arasındaki fark olduğu için buraya ceza puanı olarak 4 yazıyorum. 3 numaralı satırdaki en düşük iki maliyet 13 ve 10 olduğu için onların arasındaki farkı da 3. satırın ceza puanı olarak yazıyorum. Sonra 1. sütundaki ceza puanlarımız zaten aslında değişmedi. Burası 5 birim. 16'dan 11 çıktı 5. 18'den 13 çıktı 5. 14'ten 13 çıktı 1. 10'dan 10 çıktı 0. Zaten burayla bir işim yok. O yüzden son T5 ile ilgili bir ceza puanı hesaplamıyorum. Pekala, şimdi ne yapacağım? Şimdi yapacağım işlem şu. Bütün bu ceza puanları içerisinde en büyük olanı bulacağım. 2, 4, 3, 5, 5, 1 ve 0. Bunların en büyük olanı 5. İki tane sütunumuzun ceza puanı birbirine eşit. İkisi de 5. En büyük olan değerler bunlar. Biz burada istediğimiz herhangi bir tanesini seçebiliriz. Hiçbir önemi yok bunun. Ben hangisini tercih edeceğim derseniz, açıkçası bir numaralı sütunu tercih edeceğim. Neden bir numaralı sütunu tercih edeceğim? Çünkü buradaki maliyet biraz daha düşük olduğu için diğerine kıyasla. Ama ben T2'yi de kullanabilirdim. Buraya da tam yapabilirdim. Ama ben şu anda bir numaralı fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine ürün göndermeyi düşünüyorum ve X11'e ne kadar ürün atayabileceğimize bakalım. Bir numaralı fabrikamızın arzı 189 birim. Bir numaralı tüketim merkezimizin talebi 200 birim ve bunların en küçüğü de 189 olacağı için ben bir numaralı fabrikadan bir numaralı depoya 189 lira adet ürün
göndermiş oluyorum. Böylelikle bir numaralı fabrikanın tüm arzını tüketmiş oluyorum. Ve arkadaşlar 200 birimden de 189'u çıkartacak olursak, 190 çıkarsam 19 birimlik bir talebimiz de burada kalmış olacak. Ve pardon, 9 nereden çıktı, özür dilerim. Yanlış yazdık. 9 nereden çıktı? Evet, 1 verirsem değil mi? 10 birim olacak. 11 birim. 11 birim bir. Burada talebim kalacak arkadaşlar. Bir talebim kalacak. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki yeni tablomuzu oluşturacağız. Yeni tablomuza bakarsak artık bizim bir numaralı satırla ilgili bir ceza puanımız yok. Ve yeniden her satır ve sütun için ceza puanlarını tekrar hesaplayacağım. 2 numaralı satırda en düşük 2 tane maliyet arasındaki fark 14 ile 10 arasındaki fark olacaktır. 4'tür ceza puanı 2 numaralı satırımızın. 3 numaralı satırımızın ceza puanı ise 13'ten 10 çıkarsa 3 olacaktır. 1 numaralı sütunumuzun ceza puanı 21'den 16 çıkacak. 5 olacaktır. 2 numaralı sütunumuzun ceza puanı 24'ten 18 çıkacak. 6 olacaktır. 3 numaralı sütunumuzun ceza puanı 14'ten 13 çıkacak. 1 olacaktır. Ve 4 numaralı sütunumuzun ceza puanı da ne olacaktır? 0 olacaktır. Şimdi bütün bu ceza puanları içerisinde en büyük olanı yazalım. 4, 3, 5, 6, 1 ve 0. Bunların arasında en büyük olan kim? 6. Ben 6 numaralı yani 2 nolu sütuna ne yapacağım? Atama yapmak durumundayım. Bu sütundaki en düşük maliyetli olan hücreye atama yapacağım arkadaşlar. Şuraya biraz daha boşluk koymak istiyorum bu arada. Şöyle bir boşluk koyalım. Şöyle, evet, evet. Şimdi, evet, ne yaptık? Dedik ki 2 numaralı sütunumuzda en yüksek ceza puanımız yer almakta ve bu sütundaki en düşük maliyetli olan hücremiz de ikinci fabrikayla ikinci tüketim merkezinin kesiştiği yerdeki hücremiz. Buraya yapacağımız atama x22 ne olacaktır? 2 nolu fabrikanın arz ettiği miktarla 2 nolu tüketim merkezinin talep ettiği miktarın arasındaki en küçük olan sayı, bu iki sayı arasının en küçüğü, yani 225 olacaktır. Ben buraya 225 birim ürün arz ettiğim zaman artık 2 numaralı tüketim merkeziyle bir işim kalmamış olacak. O yüzden onu şu şekilde tarayabilirim. Pekala, 336 birimlik bir arzım vardı 2 numaralı fabrikamın. 225 birimini gönderdim. Geriye kaç birim kaldı? 111 birim kaldı. O zaman demek ki benim 2 numaralı fabrikamın yeni arzı ne kadar olacak? 111 birim olacak. Bir sonraki tabloda ne yapacağım? Yeniden bu tablomuzu düzenleyeceğim ve ona göre ne yapacağım? Satır ve sütun ceza puanlarını yeniden hesaplayacağım arkadaşlar. Evet, aşağıya doğru indiğimiz zaman görüyorsunuz artık bizim iptal olan satırlarımız ve değil mi, satırlarımız var, sütunlarımız var. Şimdi geri kalanlar için ceza puanını hesaplayacağım. 2 numaralı satırın ceza puanı 14 ile 10 arasındaki fark
4 birim arkadaşlar. Hem şurası ben hesaplıyorum hala daha neden oraya boş küme yazdıysam ve hesaplayabiliyorum çünkü özür dilerim. Evet, 3 nolu satırdaki ceza puanımız 13'ten 10 çıktı, 3 kaldı. Ve 1 numaralı sütundaki ceza puanımız 21'den 16 çıktı, 5 kaldı. Burası 5 birim. 2 nolu sütuna zaten işim kalmamıştı. 3 numaralı sütundaki ceza puanım 14 ile 13 arasındaki fark kadar. O da 1'e eşit. Ve 4 numaralı sütundaki ceza puanım da 10 ile 10'un arasındaki fark kadar, yani 0. Şimdi bütün bu ceza puanları içerisindeki en büyük değeri yazıyorum. 4, 3, 5, 1 ve 0. Bunların en büyüğü 5. Yani 1 nolu sütun. 1 nolu sütundaki en düşük maliyetli olan hücremiz 2 nolu fabrikayla 1 nolu tüketim merkezinin kesiştiği yerdeki hücre. Ve ben bu hücreye atama yapacağım. Ama önce şuraya biraz boşluk ekleyeceğim. Tabii ki çok sıkışık olmuş çünkü. Pekala, ne kadar atama yapacağımızı söyleyelim. 2 nolu fabrikadan 1 nolu tüketim merkezine ne kadar ürün gönderebilirim? 2 nolu fabrikanın arzı 111 birim. 1 nolu tüketim merkezinin talebi 11 birim. Bunların en küçüğü 11 olduğuna göre ben 2 nolu fabrikadan 1 nolu tüketim merkezine 11 adet ürün gönderebilirim. Böylelikle 1 numaralı tüketim merkezinin talebini karşılamış olurum. Ve 2 numaralı fabrikanın arzı da 100'e düşmüş olur. Şimdi ben 1 numaralı tüketim merkezinin tüm talebini karşıladığım için artık burayla işim bitmiş oldu. Yeniden bir tablo oluşturacağım ve o tabloda ne yapacağım? Tekrar satır ve sütunlar için ceza puanını hesaplayacağım arkadaşlar. Evet, bakalım. Bir sonraki tablomuza geldik. Şimdi 14 ile 10 arasındaki fark 4 birim. 13 ile 10 arasındaki fark 3 birim. 14'ten 13 çıkarsa 1 kaldı. 10'dan 10 çıkarsa 0 kaldı. Zaten şuralarda işlem yapmıyoruz. O sütunları tamamen kapattık. Bizim en büyük ceza puanımıza bakacağız. 4, 3, 1 ve 0 arasındaki en büyük ceza puanı 4. Ve bu hangi satıra ait? 2 nolu satıra ait. 2 nolu satırda en düşük maliyetli olan hücremiz 2 numaralı fabrikayla 4 numaralı tüketim merkezinin kesiştiği noktadaki hücre. Buraya atama yapmamız gerekmekte. Ve şuraya yeniden birazcık daha boş koyayım. Evet, buraya yapacağımız atamamızı nasıl hesaplıyorduk? Şöyle hesaplıyorduk. Diyorduk ki x 2 4 minimum. Neyi minimumu? 2 nolu fabrikanın arz ettiği ürün miktarı 100. 4 numaralı tüketim merkezinin talep ettiği miktar 250. Bunların en küçüğü 100'e eşit olduğuna göre ben 2 numaralı satırda 2 numaralı fabrikadan 4 numaralı tüketim merkezine 100 adet ürün göndereceğim. 100 adet ürün gönderdiğim zaman 2 nolu fabrikanın tüm arzını kullanmış olacağım. 4 numaralı tüketim merkezinin ise 150 birimlik daha talebi var, karşılanmamış olan. Bu nedenle ne yapmak durumundayım? Artık 2 numaralı fabrikayla, yani 2 numaralı satırla da işlem yapamayacağım için orayı ne yapıyorum? Tamamen kapatıyorum ve sadece zaten 2 tane hücrem kalacak arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Bakın, devam edeceğiz bir saniye. Sadece
Evet, sadece iki tane hücremiz kaldı. Doğru. Sadece iki tane hücremiz kaldı. Dikkat ederseniz artık daha fazla burada zaten bir ceza puanı yapmamıza gerek yok. En düşük maliyetli olan hücreye 150 birim şuraya atayacağım. 4 numaralı tüketim merkeziyle işim bitecek. 425'ten de 150'yi çıkartacak olursak, değil mi? 275 birimlik bir talebim kalmış olacak. Bu 275 birimlik talebi de kime şey pardon arzı da özür dilerim. 3 numaralı tüketim merkezine yollayacağım. Yani şöyle bir durum söz konusu olacak arkadaşlar. Şunu birazcık daha aşağıya kaydıracağım. Evet. Yani ben artık sona yaklaştım. Ve ne yaptım? Dedim ki kalemi nereye gitti ya? Kalemi kaybettik değil mi? Kalem kayboldu. Heh. Kalemimizi bulduk tekrar. Şimdi x 3 4'e 150 birimlik ürün atadım. Ve x 3 3'e de 275 birimlik ürün atadım. Böylelikle bütün tüketim merkezlerinin taleplerini karşıladım ve bütün arz merkezlerinin de taleplerini bitirdim. Yani en azından aslında 61 birimlik 61 birimlik bir fazlam var ama onu da kuklaya göndermiştik zaten hatırlarsanız eğer. Şimdi biz başlangıç çözümü bulduk. Toplam kaç tane değer bulduğumuzu da yazalım. Bakın x1 biri bulduk 189 olarak. Ondan sonra şu 189 iğrenç bir 189 oldu tabii ki ama çok çirkin yazdım. 189 özür dilerim. 189 ve x2 1 11 oldu. x2 2 225 oldu. x2 4 100'e eşit oldu. X1 şurası 5'ti. X1 5 61 oldu. Ondan sonra başka da zaten X3 4 ve X3 3'ü zaten yazmıştık. Değil mi? 2 4 6 7. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7. Pekala şimdi dejenere mi değil mi diye çözümü kontrol edeceğiz. Dejenere mi değil mi diye kontrol edelim. Toplam 3 tane fabrikam var. 5 tane tüketim merkezim var. 3 artı 5, 8 eksi 1, 7. Ben toplam 7 tane temel değişken buldum. Başlangıç çözümünde. O zaman çözümümüz ne değil? Dejenere değil veya yozlaşmış değil diye söylüyoruz. Peki hala maliyeti nasıl hesaplayacağız? Maliyetimizi de şöyle bulacağız. Gene onu da yazalım. Maliyetimizi. 189 birim gönderiyorum. Bir nolu fabrikadan bir nolu tüketim merkezine. Birim taşıma maliyeti 11 lira olduğu için 189 çarpı 11 lira. Bu fabrikadan F1'den T1'e gönderme ulaştırma maliyetim olacak. Artı F1'den kukla tüketim merkezine 61 tane ürün gönderiyorum ama 0 liradan gönderiyorum. 61 çarpı 0 artı 2 numaralı fabrikadan 1 numaralı tüketim merkezine 11 tane ürün gönderiyorum. 16 liradan gönderiyorum. Artı 2 numaralı tüketim merkezinden 2 numaralı, 2 numaralı üretim merkezinden 2 numaralı tüketim merkezine 225 adet ürünü 18 liradan gönderiyorum. Artı 2 numaralı tüketim merkezinden çok özür diliyorum arkadaşlar. 2 numaralı üretim merkezinden 4 numaralı tüketim merkezine 100 tane ürün gönderiyorum. 10 liradan gönderiyorum. 100 çarpı 10 lira. Artı 3 numaralı üretim merkezinden 3 numaralı tüketim merkezine 275 adet ürünü tanesi 13 liradan yolladığım için 275 ile 13'ü çarpıyorum. Artı 3 numaralı tüketim merkezinden 4 numaralı 3 numaralı üretim merkezinden 4 numaralı tüketim merkezine 150 tane ürünü ne yapıyorum? 10 liradan yolluyorum ve bu sayıyı hesaplarsanız artık kaç çıkıyor? Kendiniz hesap makinesinde bulabilirsiniz.
Bizim maliyetimiz ne olmuş olacak? Bu toplam olmuş olacak. Böylelikle VAM metoduyla ilgili de son örneğimizi yapmış olduk. Size tavsiyem yine ne olacaktır? Bu örneği arkadaşlar, en baştaki tablomuzu tekrar geri dönelim. Bu tabloyu 1 kuzeybatı köşe yöntemiyle, 2 en düşük maliyetli hücreler yöntemiyle de çözmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle her birinin arasındaki maliyetler arasındaki farkı da gözlemleme fırsatınız olacaktır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar ve esenlikler diliyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Umarım bu dersler sizin için faydalı oluyordur. Zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar.